Hanım. Şimdi 30 Ocak 1933 tarihinde Hitler faşizmi iktidara geldi. O dönemde de 1 Şubat 1933'te de açık bir şekilde hükümet bildirisinde Hitler dedi ki Alman halkına özellikle söyledi. Bana 4 yıl verin Almanya'yı tanıyamayacaksınız dedi o dönem. Şimdi son seçim döneminde de bana bir zaman verin dedi. AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bana zaman verin dedi. İşte beni seçin dedi. Bak göreceksiniz dedi. Şimdi biz hakikaten Türkiye'yi tanıyabiliyor muyuz biz? Bilmiyorum. Yani içinde bulunduğumuz koşullar nedir? Ben merak ediyorum. Siz ne söylemek Ya istersiniz? Türkiye'yi tabii ki tanıyamıyoruz. Yani şuradan kaleden şeye baktığımızda, Anıtkabir'e baktığımızda arkasındaki devasa kent suçlarını gördüğümüzde Ankara'yı tanıyamıyoruz mesela. Ankara böyle bir yer değildi. O işte Anıtkabir'in arkasındaki o devasa işte 35-40 katlı yapıların içerisinde insanlar oturuyorlar ve orada çok büyük bir rant organizasyonu var. Milyar dolarlık rantlar var. Yani milyar dolarlık rantlar var. Kent üzerinden sağlanmış rantlar. Bu aslında büyük kentlerin hepsinde öyle. Ya da işte TOKİ'nin girmediği yer kalmadı neredeyse. Türkiye'nin her tarafında TOKİ bir müteahhit firma gibi çalışmaya başladı ve inanılmaz derecede bir konut üretti. Ama artık o konut da yetmediğini anlayınca, çünkü insanlar ikinci konut, üçüncü konut, yazlık konut, pandemiden sonra işte daha pandemi konutu, hafta sonu konutu gibi konutlar da olmaya başlayınca bu kez de yeniden işte hazine arazilerinin satışıyla gündeme geldi. Normalde devlet barınma sorununu çözmekle yükümlüdür. Yani devlet elimizdeki mal varlığını insanlara satıp inşaat sektöründe bireyleri müteahhit yapma gibi bir sorumluluğu yok. Eğer gerçekten bir ev edindirme yoksul kesimlere dair bir çalışması varsa, o zaman bir konut politikası belirleyecek, kendisi yapacak ve onlara ucuz olarak verecek ya da başka bir yol ve yöntem belirleyecek. Onun için Türkiye'yi tanımak mümkün değil. Türkiye Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan, en azından anayasasına sahip çıkan bir yöneticiler ekibi vardı. Şimdi anayasasını delen, anayasaya uymayan ve bu kapsamda ülkeyi yöneten yönetim var karşımızda. Yani en doğal Aslında sizin iddialarımızı söylediğiniz, sizin evet, sizin de söylediğiniz gibi yani anayasayı da delen, bu da açık. Yani Hitler de 4 Şubat 1933'te şunu yapmış. Bir kararname çıkararak özellikle hükümeti eleştirmeyi yasaklamış. Şimdi sosyal alanda da başladılar. Yeni yeni yasalar da hazırlıyorlar. Şimdi bu yasaklarla nereye varılır yani sizce bu nereye doğru nereye gidiyoruz biz sizce Yani şimdi Tezcan Hanım? baskın bir seçime doğru gidiyoruz. Bu onu gösteriyor. Hem Gezi davasındaki tutuklamalar, hem Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza, yarın da Ekrem İmamoğlu'nun davası var biliyorsunuz 1 Haziran'da. Ve arkasından işte bu konut edindirme, ev beklentisi yaratma, yeniden seçmene bir beklenti yaratma yaklaşımı. Sonrasında sosyal medyadaki işte bu yeni taslak yasayla, tartışılan yasayla sosyal medyadaki kısıtlamalar, hatta orada öyle ki yanlış bilgiyi kamuoyuna yanlış bilgi veren diyor. Ne demek yanlış bilgi veren? Şimdi bu da tartışmalı. Ben şimdi Neye göre? Kaçaksaray diyemeyecek miyim mesela? Çünkü Kaçaksaray yanlış bilgi mi? O kadar böyle ucu açık ki, hani mahkeme kararları ortadayken Kaçaksaray dediğimde ben mesela yanlış bilgi mi, kamuoyunu mu yanıltmış olacağım? Dolayısıyla bu aslında ifade özgürlüğünü ve demokratik hakları sınırlandıran bir yaklaşımla nereye doğru gidiyoruz? Bir seçim sürecine doğru gidiyoruz. Bir baskın seçim olabilir. Ya da işte zaten otoriter bir yaklaşım içerisinde baskıyı daha da artırarak aslında korku iklimiyle birlikte, diyelim ki %30'u işte konutla, beklentilerle kontrol ediyor. Bilmem yüzde kaçı bilmem neyle kontrol ediyor. Bir kesimi de korkuyla kontrol etmeye çalışıyor aslında, ki sandıklara sahip çıkılmasın, seçim süreçlerinde şey olmasın diye. Dolayısıyla iktidar sürdürülemez bir yöntemle iktidar yönetemiyor aslında, ama bu tür uygulamalarla da toplumu baskı altında alarak sesini çıkartmasını engellemeye çalışıyor. Anayasal hakkını kullanmasını engellemeye çalışıyor. Yani ben şimdi iktidarı eleştiremeyecek miyim? Yani benim demokratik eleştiri hakkım var, ifade özgürlüğüm var, kendimi ifade edemeyecek miyim? Şimdi bütün bunlar aslında rejimin gerçekten tıkandığını da gösteriyor.
Tam bu noktada, tam bu noktada Tezcan Hanım, tam bu noktada özellikle Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'na yani işte cezaevi işte hapishane hapiste tehdit etti. Yani bu yani şimdi bir ana muhalefet partisi liderini tehdit ediyor ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki Devlet Bahçeli'ye sizin ferişleriniz gelse bizi diz çöktüremez diyor. Korsaydık bu kadar cesur olmazdık diye. Ki son dönemdeki açıklamaları da Sadat'ın önüne gidip ifade etmesi, işte tavır alması bunların çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii aslında ana muhalefet partisinin lideri şu anda birçok şeyi görünür hale getirdi. Yani ezber bozan yaklaşımlarıyla gerçekten toplumda bir nefes alanı yarattı. Onu söyleyebilirim, hareketleriyle bir nefes alanı yarattı. Dolayısıyla yani işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin onu tehdit ediyor olması aslında sadece Kemal Kılıçdaroğlu diye hepimiz için tehdit o. Yani bir ana muhalefet partisinin lideri tehdit ediliyorsa bir şey söylediği için, doğruyu söylediği için ve gerçeği söylediği için, hakikati söylediği için yani siz gerisini düşünün artık yani toplum bu sefer de yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden topluma bir ayar vermeye çalışıyor. Ya seni bile hapse atarız diyor. Öbürleri kim oluyor ki demeye getiriyor. Ya işte Türkiye'nin geldiği durum bu. Onun için tanıyamıyoruz biz Türkiye'yi. Demokratik bir ülke olarak doğduk biz bu ülkede. Ama gelinen nokta çocuklarımıza gerçekten demokratik bir ülke bırakabilecek miyiz? Gerçekten Cumhuriyet'in ayarlarına geri döndürebilecek miyiz süreci? Onun için de gerçekten karşımızdaki yapının ne kadar ayarsız olduğu ortada. Devlet adabından uzak olduğu ortada. Dolayısıyla işte ana muhalefet partisini işte ranzayla tehdit ediyor cezaevinde. Toplumu sosyal medyayla tehdit ediyor. Öbürünü başka bir şeyle tehdit ediyor. Yani bir korku üzerine kurulu bir süreçle yani yönetemediklerinin aslında sağlaması bu. Hani çarpma yaparken sağlıyorsunuz ya sağlaması vardır. İktidarın yönetemediğinin sağlaması da bu uygulamaları yapmış olmasıyla kendisinin ne kadar bu süreci yönetemediğini gösteriyor. Tezcan Hanım, ben yıllar öncesi 2015'te bir yazı yazmıştım, bölünelim diye. Yani bölünelim, parçalanalım, bölünelim diye. Bu yazdığım yazıda demiştim ki şeriatı desteklemek için bölünelim, darbeleri seyretmek için bölünelim, kavrulan çiftçinin yok olması için bölünelim, siftah etmeden eve giden esnafın yok olması için bölünelim. Yani bu bölünelim diye yazdım ve hep birlikte bölünelim çağrısı yapmıştım. Aslında iğneleyen, toplumu bütünleştirmek isteyen, bölünme çağrısı yapmak için de hep birlikte el ele demiştim. Sözün özü bölünelim yahu diye de bitirmiştim yazımı. Özellikle insanca bir dünya özlemini unutmak için bölünelim. Şimdi bu süreçten sonra artık toplumun bu bölünelim çağrısı da bunun içinde aslında. O dönemde ona benzerdi. Bugün de öyle. Yani farklılıkları bir tarafa bırakıp bütünleşme için çaba sarf etmemiz gerekmiyor mu? Ya tabii aslında otoriter rejimlere karşı hep bir arada dayanışma içerisinde olmak gerekiyor. Tabii bu şu anda işte Millet İttifakı var biliyorsunuz. Onların kendi içerisindeki işte yapıları belki bir üçüncü ittifak oluşturacak mı oluşturmayacak mı bilmiyorum. Bir yine HDP çevresinde işte İşçi Partisi'nin, Halk Evleri'nin olduğu bir yedili masa kuruldu biliyorsunuz. Bir altılı masa Evet. var muhalefet cephesinde. Bir de yedili masa var. Bir de hiçbir tarafta olmayan sol siyasetler var. Dolayısıyla muhalefet aslında gene baktığınızda gene kendisi gibi yani parçalı bir yapı var. Yani bu parçalı yapıyla seçime gidildiğinde seçimden başarısız çıkılır. Onun altını çizmek lazım. Dolayısıyla yani bir strateji, bir arada durulabilecek bir stratejinin belirlenmesi gerekiyor. Yani otoriter yönetimlerde gerçekten insanların birbirleriyle yan yana durması gerekiyor. Yani önüne bakması gerekiyor. Ardını tartışmasına gerek yok. Geçmişte o öyleydi, bu böyleydi denmesine gerek yok. Bugün gerçekten iktidara karşı yek vücut oluşturulabilecek bir cepheye ihtiyaç var. Ama iktidar bunu kullanıyor. İşte bir şey yapınca vay Kürtlerle bir araya geliyorlar, vay şunlarla bir araya geliyorlar diye. Muhalefet biraz bundan çekiniyor. Aslında benzer durumu yine Şili'de Pinochet'e karşı dönemde de görüyoruz. Şimdi 70'li yıllarda yaşanmış ama biz neredeyse işte oradan 30-40 yıl sonra aynı süreçleri yaşıyoruz. Neden?
Çünkü neoliberal politikalar aynı, otoriter rejimler benzer. Dolayısıyla otoriter rejimlere benzer bir süreçte onları nasıl yenmenin de şeyini tarihsel olarak görüyoruz. Mesela Şili'de de öyle. Önce Pinochet'e karşı işte muhafazakarların, sosyal demokratların, Hristiyan demokratların, sağcıların oluşturduğu bir cephe oluştu. Bu bizim Millet İttifakı'na benzeyen cephe. Diğer taraftan belli bir süre sonra bu yetmedi. İkinci bir cephe daha oluşturuldu. O da işte solcuların olduğu, daha sosyalistlerin olduğu, hatta MIR silahlı örgütlerin bile olduğu bir soldan bir cephe oluşturuldu. İkinci cephe oldu bu. Ve dolayısıyla bu ikinci cepheden sonra da aslında bir türlü çözülemiyor olay. Çünkü Pinochet o dönemde o kadar çok otoritesini, şiddetini artırdı ki yani işte sendika toplantısından çıkmış mesela sendikacıları gözaltına aldırdı, vurdurdu, öldürdü. Çok acılı bir süreç yaşandı orada. Tam böyle kaybetme dönemine doğru giderken olayı şiddetle, insanları korkuyla bastırarak sokaklarda şarkı söylemeyi yasakladı mesela. Öyle bir noktaya geldi. Dans etmeyi yasakladı. Öyle bir durumda o kadar çok acı çekildi ki hiçbir araya gelmeyecek sağcılarla solcular, sosyalistler o iki cephe vardı ya bir araya gelmek zorunda kaldı. Dediler ki yani tamam anlaşamıyor olabiliriz ama bu iktidar gidene kadar bütün tartışmalarımızı erteleyelim. İktidar gittikten sonra demokrasiye geçiş sürecini birlikte koordine edelim dediler ve tek cephe halinde girdiler 1990 seçimlerine ve Pinochet orada %44 oy aldı. Bütün bu yaptıklarına rağmen %44 oy aldı. Yani şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten bu tür zorlu tarihsel dönemlerde herkesin biraz daha bulunduğu yerde geçirgen ilişkilerle cepheyi genişletmesi gerekiyor. Yani yan yana durmaktan hani çekindiğiniz, yan yana durmaktan işte imtina ettiğiniz birçok kesimle yan yana durmak zorunda kalacağız. Bu çok açık eğer böyle devam ederse. Onun için şimdiden tarihten ders alarak yani kendimiz bu cepheyi örmeye çalışırsak ben anlamlı olur ve yeni bir sürece başlayabilir Türkiye diyorum. Evet, son sözlerinizi alayım ben.